Her müthiş zamanki gibi inanılmaz şiirleri var zaten ama atamız da ne güzel anlatmış. Nasılsınız? Çok iyiyim efendim. 10 üzerinden 10 bireysel olarak. Ne kadar güzel. Evet. Şu zamanlarda bunu duymak çok kolay değil. Benim hayatımda hiç böyle umutsuzluktan hiç olmaz. Hiç olmaz. Ne mutlu. Ve biz var olduğumuz sürece Allah'ınız aşkına Nilüfer Hanım niçin olsun ki ya? Bizden daha zorlu hiçbir şey yok diye inanırım karşımızda. Her şeyi yenebilecek güçteyiz. Kesinlikle, kesinlikle. Ya şimdi sizinle konuşulacak çok şey var Erol Bey. Yani doların neden 10 TL olduğu, ülkenin gidişatı, neden yorumlarınızın bu kadar birebir çıktığı. Onları çok isterim bir başka sefere gelip sizin memnun buradan yollayabilirsek gelip anlatacağınızı düşünüyorum. Sağ olun efendim. Burası aynı zamanda benim yerim de. Ben 4-5 hafta buraya destek olmak için işte Merdan Yanardağ arkadaşlarımıza, çünkü benim için can dosttur Merdan Yanardağ. Bir mücadele adamıdır, hep saygı duyarım. 5 hafta bu stüdyoda oldum. Hafta sonları, pazar günleri tabii oldum tabii canım. Yerinize mi kondum? Estağfurullah efendim, yer sizin. Estağfurullah. Burada da sanatçılarla öyle bir program yapayım istedim ben de. Dedim ki ya her zaman yaptığımdan farklı bir iş yapayım. Böyle siyaset, strateji, dış politika konuşuyorum, sanat konuşalım. Büyük bir keyifle de çok iyi geliyor. Mesela hemen geliyor. Sanat derken atamızın sanata bakışından da başlayabiliriz. Hemen olur. Sorularımın akışını değiştirip öyle olur. Güzel bir yerden geldiniz ki bununla, yani atamızla ilgili kitaplarınız da var. Çok yazdınız, konuşuyorsunuz, biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ü. Benim fikir rehberim. Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata bakışını hemen lafı gelmişken konuşalım. Olur. Şimdi her şeyden önce sanata, sanatçıya bu kadar geniş bir vizyonla bakan adam nasıl yetişti? Durup dururken mi oldu bu adam bu bakışlara? Hayır değil. Şimdi bakınız, Balkanlar'da olmuş olması, yani Selanik'te doğmuş olmak, o atmosferde yetişiyor olmuş olmak. Bu önemliydi, bu bir. Şimdi iki, çok okuyor. Öğrenciyken de Ömer Naci var orada Manastır'da. Askeri liseye gittiğinde tanıştığı, ki Ömer Naci bir edebiyat adamıdır. Bir subay ama bir edebiyat adamıdır. Şiirler yazar, şiirler okur. Zaten çok önemli bir ediptir ve bir konuşma ustasıdır. Hep öyle geçmiştir. Çok genç yaşta hayatını kaybetti. Anlatacağım şimdi, onun bir eşi vardı. Levanten, Madame Corinne. Onların evi çok önemli oldu. Mustafa Kemal'in bu sanat alanındaki ilgi, ilişki, ilinti, ilgilenmek. O ev onun için bir akademi aldı. Sırf onun için değil, o dönemin genç subayları için de. Şimdi subay çıktı 1905. Onların sonra bir sürgüne gidecek. Abdülhamit sürgüne gönderdi. Onlar bir gazete falan çıkardılar. Dönemin aleyhindeydiler. Bugün olduğu gibi aynı şekilde istibdat rejimiydi. İkinci Abdülhamit'in rejimiydi. Sürgüne gitti, geldi. Sonra işte Ömer Naci ile bu ilişkileri kopmadı. Ömer Naci, Madame Corinne ile evlendi. Ömer Naci ile Corinne arasındaki aşk hikayesi inanılacak gibi değil. Müthiş, çok inanılmaz keyifli bir öyküdür onlarınki de, inanılmaz. Yani bir film öyküsü. Film var ya, şöyle ekrana geldiği zaman insanın içini böyle, nasıl diyeyim, sıcacık yapan... Benim çocukluğumda, ilk gençliğimde seyrettiğimiz o tür filmleri gibi falandır, öyle öyle güzel. Ya. Müthiş. Fransız aşk filmleri gibidir. Biraz daha şöyle bana doğru alayım mı? Seyircilerimiz sizi tamam, yüzünüzü göremiyorlarmış. Çok yan peki kalmışsınız. Peki, hoş yüzünüzden bizi mahrum etmeyin Erol Bey. Efendim, benim yüzümü görmek demek değil. Fikirlerinizi anlıyorsanız önemli. Yapıştırmışım hemen. Peki. Şimdi efendim, bu hemen önce askerimizde var ya şimdi, evet, harbede. Evet, evet. Madame Corinne'lerin evi onun karşısında önce, babasının evi. Luigi, babası da onun askeri, Bahriye mensubu, yani daha doğrusu silahlı kuvvetler, Osmanlı ordusu eczacı. Falan. Daha sonra ismini İsmet olarak değiştirdiler mesela, babasına Luigi'dir, Luigi ya da Luigi diye söylenir. Büyük baba da öyledir onun. Ev bir sanatçıların toplandığı bir yer. Madame Corinne piyano çalıyor, konservatuvar mezunu zaten, eğitimli birisi. Genç subaylar da orada toplanıyor.
Ömer Naci Balkan Savaşları'nda 1912'de hayatını çok erken kaybetti. Hı hı. Ömer Naci. Mustafa Kemal de o eve gire çıka orada klasik batı müziğiyle tanıştı. Bütün o bildiğimiz ünlü işte müzisyenler, besteler, bütün bunlar ilgi öyle bir başlama süreci var o bir. İkincisi, Sofya'ya ateşe militer olarak gitti. Kasım 1913'tür. Orada yaklaşık olarak 15 ay kalacak. Evet. Şeyde, Sofya'da bakın şimdi. Sofya'da operaya gitti. Şakir Zümrezade var. O dönemdeki milletvekili. Türk. İlk izlediği opera Carmen. Bak şimdi şeyden geldi gece. Operadan geldi. Gecenin yarısı Şakir Zümre'nin kapısı çalındı. Şakir Zümrezade, sonra Şakir Zümre diye biz onu bileceğiz. Biz de ünlü sanayici olacak. İşte o Şakir Zümre'dir bu anlattığım kişi. Kapısı çalınca açtı, bir baktı ki Mustafa Kemal pijamasının üzerinde asker kaputu. Halbuki bu adam üniformasına çok titiz, böyle bir kıyafet olmaz. Hastalandın mı, ne oldu? Hayır dedi. Bak dedi, ben bu gece Balkan Savaşları'nı niye kaybettiğimizi anladım. Biz bu Bulgarlarla dedi 20 kere daha savaşsak bu savaşı kaybederiz. Değil mi ki 450 yıla yakın hükümranlığımız altında kalmış bu Bulgaristan, bu opera binasını yapmış. Carmen'i burada sahneye koydu. Bu Bulgaristan'ı biz hiçbir zaman yenemeyiz. Bakın şimdi bir asker, bir adam bunu konuştuğunda Kurmay Binbaşı. Bakın 1913-81 doğumlu, düşünün 32 yaşında koyduğu teşhise bakar mısınız? Daha sonra yine orada çok ünlü bir opera seslendirilecek, Ayda. Evet. Kral Ferdinand ve Kraliçe de şeyde, salonda. Ne güzel anılar bunlar. Bakın davetiye zor bulunuyor. Şakir Zümre geldi ona, dedi ki Mustafa Kemal çok sevineceğin bir haberim var. Hı hı. Bilet buldum. Operaya gittiler, izliyor. Salon tıklım tıklım. Ve her iki sanatçı da, hem kadın hem erkek, başrol oyuncuları da çok müthiş bir oyun çıkarıyorlar. Evet. Zaten sonra çok ünlü oldu. Her ikisi de Avrupa'da çok ünlü oldular. Antrak oldu. Kral davet etti locasına Mustafa Kemal'i. Nasıl buldunuz dedi. Hı hı. Tek bir sözcük. Olağanüstü. Başka hiçbir şey söylemedi. Olağanüstü. İşte bakın o Mustafa Kemal daha sonra Cumhur Reisi Mustafa Kemal olduktan sonra, devrimci Mustafa Kemal olduktan sonra ve biliyorsunuz 34'ten sonra Türk halkı ona Atatürk dedi. Evet. İşte konservatuvarın kurulması, Ahmet Adnan Saygunların, o bizim ilk beşler, onların yurt dışına gönderilmeleri, o dev Ahmet Adnan Saygun'un yaratılma, üretilmesi işte Mustafa Kemal'ledir. Bu büyük devrimci, bu büyük Atatürk dedi. Bakın İsmet İnönü anlatır. Aşağıda Suriye cephesindeler. Gündüz top atışları oluyor. Tabii o dönemin savaş kuralları öyleydi. İşte akşam güneş battığı zaman atışı ara veriyorsunuz falan filan ya, çadır. İsmet Paşa anlatıyor, diyor ki anılarında. Mustafa Kemal'in diyor çadırında toplanırdık. Niye? Çünkü gramofon var, işte plaklar var. Fakat diyor, tabii güzel orada rakı da var. Gerçi siz içki içmeyin, ayrı bir şey, zararlı. Evet. Peki. Sağlığa zararlı. Sosyal mesajımı da vereyim Rütük'e karşı efendim. Doğru. Ne günlere kaldık ya, inanılacak gibi değil. Evet, sağlığa zararlı, alkol sağlığa zararlı. Neyse. Şey diyor ki 5-10 dakika sonra diyor. Sıkılıp gidiyoruz. Çünkü niye? Bach, Beethoven, Mozart'lar, Wagner'ler çalıyor. Fakat diyor yapacak bir şey yok. Ertesi gün gene o çadırdayız. 3 gün, 5 gün, bir hafta tabii alışıyorlar ondan sonra. İşte bakın o İsmet Paşa, o İsmet İnönü ölünceye kadar Cumhur Reisliği Senfoni Orkestrası'nın her hafta sonu onun konserleri vardı. Oranın bir numaralı en erken gelen müdavimidir. Benim anımsadığım 70 yaşından sonra olması lazım. Çello çalmaya başladı o İsmet İnönü. İşte şimdi o dönemlerden bu dönemlere geliyoruz. Yani enteresan bir dönemeçteyiz.